Yok, yemeyeceğim aç karnına sen ye. He? Yemeyeceğim. Ya da çekeyim. Ya da çekeyim. Arkadaşlar bu eşim bunu getirmiş bu hurmayı. Köyden getirdin değil mi bunu? He. 2-3 günden beri köye gidiyordu. Oradan getirmiş. Biraz şey vermişler. Limon, portakal. Şurada da var poşette birazcık aşağıda. Getirmiş arkadaşlar bunları. Cinsi böyle. Tatlı mı? He. He tamam. Çeyrek meyvek yok. Yarık akşam. Ama niye böyle şey olmuş, küflü gibi olmuş, kararmış? Onu seviyorlar yani. Bir başta sona şey oluyor. Bunun şeyi öyle yavrum bak. Bak yumuşak hani. Hmm. Şeyde yok hani ben erik gibi etsem kalır kalır. Soy ye he. Bunun cinsi var. Yerim dünya yani. Gibi aynı. Öbürler gibi de. Hmm, anladım. Ben geldim. Tamam. Neyse selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Değerli takipçilerinizi sorarsanız biziz. Neyi vereyim? Şu mu? Boruları getirdi böyle. Abim de Riyan'a geldi, motor onu yemeye geldi diyor. Yemeğe mi gelecek? Yemek, onu yemeye geldi yani. Ha he, anladım. Akşamüstü, artık havalar. Ha, geri döndük. Eşimi burada arkadaşlar, herkes Halit'im, Halit'im diye severler. Bak bu da İbrahim abi, pazarcı İbrahim abi. Biz ben kuru erzağımı, bakliyatlarımı genelde bundan alıyorum. Önce bu şey yapıyordu, sonra bu İbrahim abi açık kalp ameliyatı oldu. Şey olunca bırakınca oğlu şimdi yapıyor pazarcılık. Ben giderim oradan mesela borcu alırım. Ne lazımsa elime geçtikçe götürür veririm. Mesela pirinç olsun, şehriye olsun. Bu sene biraz bulgur aldım, bulgur olsun. Ondan sonra makarna türleri olsun, yağ, deterjan ne ararsanız var yani. Her şey var. Aradığınız her şey. Oradan alırım. Elime geçtikçe götürür veririm arkadaşlar. Ah, gitti ikisi de. Şöyle. Biraz da dışarıyı göstereyim. Kuşların cıvıltısını duyuyor musunuz arkadaşlar? Mis gibi. Oh. Temiz hava. Mis gibi. Güzel. Abdullah turunda yok herhalde. Ya da arka tarafta. Bilmiyorum. Görünmüyor. Hamur kesiyorlar bazen. İşte arkadaşlar eşim bunları getirmiş. Böyle. Birazı burada. Biraz da şey. Bir tane burası yumuşamış böyle. Bunu ayıralım şöyle. Ama bu şey portakal çok güzel. Ben portakala, mandalinaya, limona genelde kışın para vermiyorum. Çok nadir böyle. Eşim bir yerden getirmediği sürece. Yani mesela köye gitti. Köyden bunları getirdi. Bak hurma getirmiş mesela. Ondan sonra bunları getirmiş mesela. Portakal, limon. Limon olsun, portakal olsun. Genelde kışın ben para vermiyorum. Şey yapayım. Yani getiriyor. Eşim oradan buradan getiriyor. Gerçi bizim görüyor musunuz mandalinayı? Ama eskisinden yenmiyor. Kıbrıs mandalinası eskisinden yenmiyor. Sobamı da yaktım arkadaşlar. Böyle yeni dünyalar yeni yere çiçek açmaya başladı. Artık güneş karşı binaların tepesine vuruyor. Yavaş yavaş gitti güneş. Şurada da karşı binanın tepesinde. Ama bizim havlu gölge. Oralar yüksek olduğu için oralara vuruyor. Bizim buralara şu an mesela arka taraflarda da yok. Yüksek olan yerlerde var arkadaşlar. Aşkolar. Fıstıklar. Bunlar geçen arkadaşlar böyle bir yağmur yağdı, bir şey oldu. Artık yuvalarının içine mi su gitmiş, ne yapmışsa herhalde bunların hepsi sanki dersin çamura batmışlar, çıkmışlar. Öyle ki ne kirleniklerdi. Sonra eşim duvarın öbür tarafından bu tarafına doğru muşamba örttü şöyle. Yağmur şey olmasın diye. Ben de gündüzleri açıyorum, güneş olduğu zaman açıyorum böyle. Sonra akşam geri kapatıyor buraları. Şurada bez de var. Şöyle bu bezi de önüne kapatıyor böyle üşümesinler diye. Zaten bir tanesi öldü biliyorsunuz. Diğerleri işte kaldı bunlar. Satın dedim de bizimkileri satmadılar. Dediler en azından dışarı çıktığımızda dediler hani şey yapıyor.
uğraşıyor, eşim bunlarla konuşuyor, işte şey yapıyor, baksana kulaklarını dikmişler, hepsi beni izliyor. Canlarım benim, bunlara marul yaprağı verdim biraz. Şimdi gidelim biraz da ekmek getireyim, onlardan vereyim. O günü o toplamaya gittiğimizde biraz şey getirdim bunlara. Gömeç falan topladım getirdim. Allah'ım ay şunlar hiç doymuyorlar. Şunlara bak hiç doymuyorlar bunlar. Bunlar ayrı bir alemde zaten. Bunlara sabah bir kova. Şöyle bir kova var. O kovayla tuttum bunlara. Bu darıydı. Abdullah biraz darı getirmiş. Şöyle şurada göstereyim. Darıydı. Ondan sonra arpa. Mustafa yem almış bunlara. Çeşit çeşit arpaydı. Buğdaydı. Karıştırdım. Üçünü bir döktüm. Arkaya döktüm. Arkada güneş diye. Güneşlensinler dedim. Arkada güneşlendiler. Sonra baktım hepsi kapının ağzına yığılmış. Kapıyı açtım. Buraya yem getirdim. Attım. Baksana yemden eser kalmamış. Hiç arpayla buğdayla karışık bir şeyler attım gene. Şapsınlar diye. Çocukcağız bunlara besi yemi almış. Ayrıca yumurta yemi almış. Yumurtlasınlar diye. Yumurta da zaten günde bir tane veriyorlar. Başka da vermiyor. Açılmamışlar. Anama sordum. Ana dedim bunlar böyle. Bir ara dedim yumurtluyorlardı. Şimdi geri bıraktılar. Kızım dedi soğuktan dedi. Bizimkileri de bıraktı dedi. Soğuktan dedi. Zahmere girdiği için dedi. Ondan dedi yumurtlamazlar. Ama ileriki günlerde dediler. Açılır dediler. Bugün de rüyamda bir tanesi gurk olmuş. Cücük çıkartmış. Yanında 5-6 tane cücükle dolaşıyor. Ben de dedim ki ne? Lan oğlum Mustafa bu ne ara gurk yattı da bu ne ara cücük çıkarttı diyor. Bana diyor ki ne? Anne diyor ben de bilmiyorum diyor. Bir bak dedim gurk yatmış. 3-4 tane cücük. Cücük de cücükler canlanmış böyle. Onları yanında öyle dolandırıyor. Şunlara baksana kartal gibi üstüme atlayacaklar. Şuna bak. Hadi yerinize gidin yavaş yavaş. Marul burada böyle. Şurada da ot var ama. Bildiğiniz kadar. Şimdi size daha azıcık ekmek getireyim. Ben ekmek de vereyim. Yiyin onları. Çıtır 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 çıtır. Bir güzel yiyorlar ki. Dut da kalmadı ki. Dutun yaprağından hani kessinler de getirsinler versinler. İncirin yaprağını da yiyorlar. İncir de zaten mübarek heykele dönmüş. Heykel gibi olmuş böyle. Şey gibi iskele gibi olmuş. Uçlarında da incir var ha. Güllerin şeyleri de var. Üstünde tomurcukları da var. Onlar da biraz o günü kestim attım. Biraz daha var. Biraz da onların kesilip atılması lazım. Neyse arkadaşlar ben içeriye gideyim. Yemeğimizi yapalım. Şimdi Mustafa gelir. Mustafa ile şeye gideceğiz geri. Ehliyet kursuna gideceğiz. Yazdıramadım ya onu. Mustafa olmadan yazdıramıyorum. İmzası lazımmış. Her şeyini hazırladım. Aradım şimdi. Geliyorum dedi. Onunla beraber ehliyete gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün dolaptan fasulye çıkarttım. Ne pişireyim dedim. Dedim fasulye çıkardım bir tane dolaptan dedim. Onu dedim pişireyim dedim. Onda fasulyeyi çıkarttım. Buzu biraz eridi. Kıyma vardı onu çıkarttım. Ondan sonra soğan, sarımsak soydum. Şeyi soydum. Ne onun adı? Tripod niye böyle oldu? Biber vardı 2 tane çürümüş biraz da içlerin şey uçlarından kopardım onları şey yaptım. O dünkü bıçağı nereye koydum o çok keskindi. Şurada. Aradım dedi mesai yok anne dedi geliyorum dedi. Ona bari şey yapayım da arkadaşlar götürek yazdılar da bari. Ondan etkilenmesin. 20 bin lira olacak. 22-23 bin lira olacakmış şeyden sonra. Yılbaşından sonra. Oraya dedim çarpak. Altıda kapatıyorlarmış. Gideyim yazdırayım da bari. Çocuk ehliyetini alsın. Yılbaşında size bir sürprizim olabilir arkadaşlar. Eğlence değil abi. Biz eğlence yapmıyor. Normal hayatımız neyse sıradan gece. Yemeğimizi yeriz, çayımızı içeriz. Dizi varsa dizi izleriz, dizi yoksa eğlencelere bakmayız. Bakmazlar bizimkiler. Eşim çocuklara birer Yasin okutturur ölmüşlerimiz için. Ondan sonra YouTube'dan
çocukların istediği bir şey olursa, sevdiği bir film falan olursa ona bakarlar, yoksa yok. Daha bellisiz kesin bir şey yok yani. Ama her an bir sürprizim olabilir yani size. Dün bir öğretmen ablamız var. O yazmış demiş ki, Mustafa demiş ehliyet için çalışmamıştır muhakkak, ondan kaybetmiştir demişti. Vallahi abla çalıştı. Şimdi çocuğun hakkını inkar edemem. Çocuk kitabı bitirdi. Üstelik onlar dediler ki bizim bir uygulamamız var dediler. O uygulamayı indir. Ondan sonra ona çalış dediler. Çocuk uygulamaya da çalıştı. Kitaba da çalıştı. 68 puanın geçmedi. 70 olması lazımmış. Şeyi aşması için, yani kazanması için. 68 puanı geçmedi. Hepsinde de aynı oldu. En son işte bir hakkı kaldıydı. İki hakkı mı kaldıydı? İki hakkı mı kaldıydı? Ne oldu işte? Şey olmadı işte, böyle kaldı. Sonra işte bu normalde şeyini iptal ettiler. O da kaldı zaten, işte başka yere şey yapacağız. Şimdi çocuk çalıştı, çalışmadı desem yalan söylemiş olurum. Çünkü devamlı, o zaman işe gitmiyordu ya, hani haber bekliyordu birkaç yerde. İşe gitmediği için devamlı çalıştı. Çalışmasa derim ki ne çalışmadı derim, ama çalıştı. Çalıştı şey. Ya şimdi şey, Mustafa da aynı benim gibi. Mesela şey, mesela ben de bazen kendinin o çözdüğü sorulara, kitaplara ben de göz attım da şöyle. Kendi şey yapmadı. Sorular arabayla ilgili, arabayla ilgili soruları biz bilmiyoruz mesela. Hani neyi var, neyi yok, onları biz bilmiyoruz. Mustafa da oralarda takılık. Belli ki yani. Sağlık konusunda falan değil. Ama şeyde takılmış. Bu arabayla ilgili sorularda takılmış işte. Onda bakalım artık. Şubat'ın sonunda dedi. Adam şimdi dedi, yazılırsa dedi, Şubat'ın sonunda dedi. Bakalım artık Şubat'ın sonunda ne zaman denk gelir de artık, mesela çalıştığı yerde mecbur izin alacak, ondan sonra şey yapacak, sınava girecek. Şimdiki yeri biraz daha rahat, eskisi gibi ta havaya çıkmıyor, çelik kaldırma derdi yok burada kaynakla. Dur bakayım nasıl ederse. Biber, yeşil biber sağlam çıktı da kırmızı biber sağlam çıkmadı. Hemen çürük çıktı yani. Ya şey, çabuk şey oldu. Gitti. Çürüdü. Pazarda o günü, iyi ki ben o zaman almışım arkadaşlar. Onları şimdi kullanmıyorum da ben. İyi ki pazarda 10 lirayken almışım ben. 10 lira kırmızı biber, yeşil biber karışıktı. Ama şeydi, tatlıydı. Ben de onları şey yaptım, aldım. 2 kilo muydu, 3 kilo muydu aldım. Biraz da öbüründen, acıdan aldım. Karışık doğradım onları güzelce. Dolaba koydum. Onları ileriki günlerde gene hiç biber olmadığı zaman çıkartırım, yemeklere kullanırım. Akşamdan bir şey de kasede şöyle bezelyem attı. Hava soğuk diye dolaba koymadım. Bu ocak gerçekten çok tasarruflu demiş biri, demiş ki ne devlet demiş şey, fakirlere demiş elektrikte indirim yapıyor, biz indirimden ne yararlanamıyor, çünkü ben vergi ödediğim için benim şey olarak gözüküyor, dükkanım var gibi gözüküyor bu YouTube yüzünden. Vergi ödediğim için biz hiçbir şeyle indirimden yararlanamıyor, kömür olsun, şey olsun, ondan sonra elektrik olsun, su olsun, başka türlü olsun, hiçbir şeyden yararlanamıyor. Hatta eşimin yeşil kartı bile vardı. Adamın yeşil kartı benim Bağkur'un yüzünden, o da iptal olmuş. Onun yüzünden şey yapamadık. Hiçbir şeyden yararlanamıyor biz. Bu elektrik fazla yakmıyor. Ben bunu kullanmamışsa, zaten fazla yaksa ben bunu kullanmam. Tüpü kullanırım. Derim ki aynı şeye denk geliyor. Bana normalde elektrik
300-350 arası geliyor. Bazen fırın kullandığım zaman 400 geliyor. Çünkü benim çamaşır makinem günlük çalışıyor. Bulaşık makinem çalışıyor. Bir gün durunca bir gün bulaşık makinem çalışıyor. Çamaşır makinem günlük çalışıyor. Bir gün çalışmasa ertesi günü iki kere çalışıyor çünkü. Ütümüz yok. Bazen çocuklar fön makinesini kullanıyorlar banyo yaptıklarında. O zaten. Başka bir şey yok. Buzdolabı zaten. Klimayı yazın çalıştırıyor. Yazın 1000 liradan aşağı elektrik parası gelmiyor. Kışın çalıştırmıyor. Sobamızı yakıyor. Arkadaşlar bu şey ocak yakmıyor. 50 lira bir fark gördük biz arasında. Eşim de dedi ki ne? Tüpü de 40 gün kullanıyorum. Veya da hadi taş patlasın 50 gün kullanıyorum. Bir de ağır yemeklerimi ateşte yaptığım halde. Dedi 50 günde mesela bir 540 lira verecek. Bunda 50 lira fark etti. Eşim dedi ki ne? O zaman bunu kullan dedi. Bu daha sağlıklı dedi. Bu daha hem hızlı pişiriyor dedim. Bak arkadaşlar sese bakın. Böyle. Bu çeliği koyduğun zaman çalışır. Bak buralarda ısınmıyor. Elimi rahat rahat koyuyorum. Bu çeliği koyduğun zaman çalışır. Şu tencereyi almaz. Mesela alüminyum tencereyi almaz. Hiçbir şeyi almaz. Teflon tencereleri almaz. Sadece bunun şeyi, görevi ne? Bu çelik. Her şeyi çelikte yapacağım. Ben mesela bir tane tenceremi bile kızartma için feda ettim. Onu kullanıyorum şeyde. Kızartmada. Salça koymayacağım arkadaşlar. Kendi şeyinde bitsin. Salçaya gerek yok zaten. Biraz da yanına pilav pişireceğim. Neyse herhalde cana cacık istedi herhalde. Salatalık var mı dedi. Ben de yok dedim. Bakayım bulabilirsem. Bir kiloyum artık. İki tane üç tane ne gelirse markette. Salatalık alabilirsem alayım da. Çocuğun canı cacık istedi herhalde. Cacık yapayım da yesinler. Pilavla beraber. Yanına pilav. Bulgur pilavı pişireceğim biraz. Bezelyem de var. Artık nasıl gelirse. Yani geziyorum sen benim çenemde mübarek. Karınça. Nereden geldiyse artık. Böyle arkadaşlar. Baharatını da atayım ben bunu. Kimyonla karabiberimiz girmezse olmaz yani. Abdullah bugün geldi. Tahin pekmez var mı dedi. He var dedi. Bana dedi ver de dedi. Fırında yiyeceğim dedi. Kaseye doldurdu götürdü. Birazını yemiş. Geri kalanını dolaba koymuş. Onu da yarın yerim dedi. Evet arkadaşlar. Tuz da atalım mı biraz? Atmayalım mı bilemedim şimdi. Tuzu da şimdi dursun bakayım. En son piştiğine bakarız arkadaşlar. Yemeğimiz pişsin. Ben biraz pilav pişireceğim. Şimdi Mustafa gelir. Gidelim. İşimizi halledelim. Gelelim. Ondan sonra biraz pilav. Biraz da yapabilirsem. Cacık yapmazsam salata. Sofrada görüşmek üzere. Emeklilere bu. Ben de emekliyim ya. Ha, emeklisin.
arkadaşlar, fasulyemiz de valla çok güzel oldu. Dolaptan çıkarttım, hiç salça kullanmadım. Pilav. Pilava da sonradan yağ yaktım. Üstüne biber de attım. Yağlarken beraber. Arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.